Merhaba sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosuyla birlikteyiz. Eğitim videolarımızın üçüncüsüne geldik. Birinci videoda TEFAS sayfasını genel hatlarıyla incelemeyi, fon detaylı analiz sayfasındaki püf noktalarının neler olduğunu anlatmaya çalıştım. İkinci videoda bu kez yine TEFAS ekranını kullanarak fon karşılaştırmayı nasıl yapabileceğimizi, TEFAS sayfasında bizim için paylaşılan verileri kendi veri tabanımıza ekleyerek nasıl analizler yapabileceğimizi göstermeye çalıştım. Üçüncü videoda da aynı benzer bir çalışmayı BES fonları için yani BEFAS sistemi içinde yapacağımızı söylemiştim. Bugünkü video BEFAS'la ilgili, bireysel emeklilik fonlarını incelemekle ilgili. Bu videoda sadece BEFAS sayfasını kullanmayacağız arkadaşlar. BEFAS'ın yanı sıra Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yani Bireysel Emeklilik Sisteminin SPK'sının, otoritesinin, otorite merkezinin sayfasını da inceleyeceğiz. O sayfada bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili ne gibi bilgiler var? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir bilgi bankası zaten EGM'nin resmi sitesi. Hem onu da görmüş olacağız hem de EGM'nin kendi sitesinden bireysel emeklilik fonlarını karşılaştırmayı göstermeye çalışacağım. Bir de son olarak bireysel emeklilik fonlarını kıyaslamayı, karşılaştırmayı, getirileri dönemsel bazda sunmayı, filtreleme yapmayı ücretsiz bir platformdan da izleme şansınız var. Bu platformdan da bahsedeceğim videonun sonunda. Bu ekranlardan özellikle faydalanıyorum. Size de bunu anlatmaya çalışacağım şimdi. İsterseniz hemen videoya başlayalım ve ekran paylaşımına geçelim. Şimdi bizim TEFAS ekranımızı zaten biliyorsunuz. TEFAS ekranımızda fon detaylı analiz sayfasına baktık. Fon karşılaştırma alanına baktık. Üçüncü videoda başlangıç noktamız yine fon karşılaştırma alanında bu defa BEFAS fonlarını incelemek. Bireysel emeklilik fon alım satım platformunu incelemek. Yani bireysel emeklilik sisteminin içinde yer alan bireysel emeklilik fonlarının performanslarını TEFAS fonlarında olduğu gibi incelemek. Getiri bazlı, işletim gideri bazlı ve büyüklük bazlı bir sıralama söz konusu. Burada bir noktada şunu paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Bireysel emeklilik ve yatırım fonlarının TEFAS ekranından izlenmesi gerçekten güzel bir şey. Bizim işimizi kolaylaştıran bir şey. Ancak ben TEFAS ekranında mutlaka ve mutlaka tamamlanması gereken bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Fonları TEFAS sayfasında risk seviyelerine göre filtreleme şansımız yok. Siz kendinizi tanıyorsunuz. Ne kadar bir risk alabileceğinizi biliyorsunuz diyelim. 1 ile 7 arasında bir risk skalası var biliyorsunuz yatırım fonlarında. Sizin risk kapasiteniz ki bu asla bir suç değil, bu tercihtir. Yani siz garantici olabilirsiniz. Bunda yadırganacak hiçbir taraf yok. Fakat sizin TEFAS fonlarını veya BEFAS fonlarını bu ekrandan filtreleyebilmeniz, diğer seçenekleri ayrıştırma şansına sahip olmanız gerekir. Fonları bu anlamda listelerken risk bazlı olarak da ayıklayabilmek, filtreleyebilmek, inceleyebilmek lazım. TEFAS sayfasının fonları sıralama seçenekleri arasına, filtreleme seçenekleri arasına risk bazlı bir sıralamayı mutlaka koyması gerekiyor. Onu da buradan paylaşmış olayım ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim. BEFAS alanına baktığınız zaman, yani bireysel emeklilik fonlarına bakmak istediğiniz zaman burada bakın fon tiplerinde emeklilik fonlarını işaretlemeniz gerekiyor. Kurucular, fon türleri, fon grupları ve BEFAS'ta işlem gören fonlar zaten siz aksine bir müdahale yapmazsanız default olarak sizin ekranınızın önüne geliyor. Nasıl TEFAS fonlarında filtreleme, daha doğrusu sıralama 1 yıllık periyoda göre yapılmıştı? Aynı şey burada da geçerli. Bireysel emeklilik fonlarında da 1 yıllık bir sıralama söz konusu. En çoktan en aza sıralanmış. Bakın mesela birinci sırada Aksa Hayat Emekliliğin OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu var. %52'lik bir fon getirisi söz konusu. Aynı TEFAS'ta olduğu gibi. Altyapı aynı olduğundan çıktılar da aynı oluyor arkadaşlar. Bakın kopyala, yazdır, Excel çıktı al, CSV çıktı al ve PDF çıktı al gibi seçenekler zaten burada da var. Siz dönemleri aksine bir şekilde seçmezseniz tüm dönemleri önünüze getirir ve o şekilde sıralar. Fakat siz buradan 1 aylık, 6 aylık veya özellikle bakmak istediğiniz bir tarih aralığını, dönemi buradan işaretleyebilirsiniz. Tarih aralığına, başlangıç ve bitiş kısmına o tarih aralığını yazarak fonları önünüze listeleyebilirsiniz. Bizim burada listemiz var ve bu listemiz 283 tane kayıttan oluşuyor. Bakın sol alt tarafta yazıyor gördüğünüz gibi. 19 sayfada sıralanmış. Bakalım isterseniz 5 yıllık periyottan, en uzun periyottan bugün bakalım. En çok getiri sağlayan fon bir agresif değişken emeklilik yatırım fonu olmuş. QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu. %2166'lık getiri söz konusu 5 yıllık periyotta. Arkasından Bereket Emeklilik Hayat AŞ'nin katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu geliyor. Üçüncü sırada %1819'luk getiriyle yine QNB Sağlık Hayat'ın Sigorta ve Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Fonu geliyor. O da %1819'luk getiriye sahip biraz önce söylediğim gibi.
Zaten sıralamaya baktığınızda katılım odaklı fonların oldukça yüksek performansla ilk 5 sırada kendilerine yer bulduğunu görüyoruz. 2. sırada bir katılım fonu, 3. sırada bir katılım değişken fon, 4. sırada yine bir katılım emeklilik fonu, yine 5. sırada katılım emeklilik fonu olduğunu görüyoruz. 1 yıllık periyoda baktığımız zaman sıralamayı büyükten küçüğe yapıyoruz her zaman olduğu gibi. %152, %150, %149 gibi getiriler olduğunu görüyoruz. Birinci sırada bir değişken fon var. İkinci sırada bir hisse senedi emeklilik fonu yer almış arkadaşlar. Üçüncü sırada bu defa Inveo portföyün yönettiği bir emeklilik yatırım fonu var. Bireysel emeklilik şirketleri fon çıkartabilirler. Bireysel emeklilik şirketleri portföy yönetim şirketlerinden farklı olarak sadece bireysel emeklilik sisteminde bireysel emeklilik katılımcılarının kullanması amacına yönelik fon çıkartabilirler. Portföy yönetim şirketleri ise söz konusu bireysel emeklilik fonlarının yönetimini yapabilirler. Yani burada bir kurucu ve yönetici ayrımı var. Portföy yönetim şirketlerinin sayfalarını incelemenizi sürekli öneriyorum. Sebebi de şu: orada yatırım fonlarını da görürsünüz. Eğer o portföy yönetim şirketi bir bireysel emeklilik fonu yönetiyorsa, yönetmiş olduğu emeklilik yatırım fonunun da performanslarını görebilirsiniz. Fon bültenlerini de izleyebilirsiniz. Bireysel emeklilik fonlarını kurabilme yetkisi bireysel emeklilik mevzuatına göre bireysel emeklilik şirketlerine verilmiş. Yani ünvanında emeklilik ve hayat AŞ olan firmalar bunu yapabilirler. Fon kurabilirler. Yönetim portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir. Bu ayrımı belirttikten sonra tekrar sayfamıza dönelim. Daha önceki videomu izlediyseniz eğer, ikinci videomu izlediyseniz, yukarıdan aşağıya 1 ay, 3 ay, 6 ay, yılbaşı 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıllık periyotlarda fonları getiriye göre sıralamanız mümkün. İkincisi, dönemler bazında sıralamanız mümkün. Bakın, siz burada aksine bir işaretleme yapmadığınız sürece tüm seçenekler dolu geliyor. Buradaki tümü seçeneğini kaldırıp örneğin yılbaşından itibaren bir performansı izlemek istiyorsanız emeklilik fonlarında, bakın sadece yılbaşından itibaren işaretli, karşılaştır butonuna bastığınızda yılbaşından itibaren getiriler geliyor. Şimdi siz bunu filtreleme şansına sahipsiniz. Ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum. Söz konusu tabloları Excel'e atıp Excel'de çalışmak istiyorum da diyebilirsiniz. Excel'de çalışmanın çok kolay tarafları var, kolaylaştırıcı tarafları var. Excel tabloları getiriler bazında inceleme konusunda bir önceki videoma bakmanızı rica ederim. Çünkü Excel'e attığım ve sonrasında filtrelediğim fonları hangi kritere göre incelediğimi, fonları nasıl fark ettiğimi anlatmaya çalıştım. Zaten kartlara bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. TEFAS eğitimi konusundaki ikinci videomda çok detaylı olarak anlattım arkadaşlar. Getiri bazlı fon sıralamayı gördük. İşletim gideri bazlı fon sıralamalar. İşletim giderini yatırımcılar olarak bizim fondaki maliyetimiz arkadaşlar. Yani portföy yönetim şirketlerinin, bireysel emeklilik şirketlerinin bu portföy yönetim işini gerçekleştirirken bize finansal anlamda doğru verileri sunarak getirimizi maksimize etmeye çalışırken elbette harcadığı bir emek, bir enerji, bir para söz konusu. Bunun karşılanması, bunun yerine konabilmesi açısından yatırımcılardan belli oranlarda fonun işletim gideri talep edilir ve bu da zaten izahnamelerde, emeklilik şirketlerinin sayfalarında, EGM'nin sitesinde çok açık bir şekilde belirtilir. Buradaki tabloda istersek biz işletim gideri bazlı olarak da bir sıralama yapabiliyoruz. Mesela burada yıllık azami fon toplam gider oranı, yıllık net getiri oranı, fon iç tüzüğünde yer alan yıllık yönetim gideri oranı gibi ifadeler var. Zaten yatırım fonlarını eğer takip ediyorsanız, yıllık yönetim gider kesintisi kavramına yakınsanız, burada da bunun karşılığının fon iç tüzüğünde yer alan yönetim ücreti yıllık ifadesi olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bunu en yüksekten en düşüğe bir sıralayalım isterseniz. Bakın, burada bir hisse senedi emeklilik yatırım fonu 2.26'lık yönetim gider ücretiyle karşımıza çıkıyor. Bu fonun %103'lük bir getirisi olmuş. Bu fonda masraf olarak, yani gider olarak alınabilecek olan azami yüzde yıllık olarak 2.28 seviyesinde. Burada zaten hisse senedi fonlarının, değişken fonlarının, yani aktif yönetim yapılan fonların ister istemez donanımlı, piyasalardan anlayan, portföy yönetimini iyi gerçekleştiren bir insan kaynağına ihtiyacı var. İnsan kaynağının bir maliyeti söz konusu. Bu maliyet bizim daha kaliteli bir finansal yönlendirme alabilmemiz için, finansal marketten daha iyi ürünler elde edebilmemiz için katlanmamız gereken bir maliyet. Buna da artık saygı duymak gerekiyor. Sonuçta bu emek yoğun bir iş. Hem yurt dışı piyasalara hakim olacaksınız, hem yurt içi piyasalara hakim olacaksınız, hem finansal piyasalardaki değişkenlik ve bunun zamanlamasını iyi yapmak gibi bir yükümlülüğünüz var. Karşınızda yatırımcılarınız var. Hemen ardınızda EGM var, Emeklilik Gözetim Merkezi var. Sizi sürekli denetleyen, disipline eden bir otorite söz konusu.
Buradaki tüm amaç, aslında buradaki tüm kurgu, olabildiğince bireysel müşteriyi bireysel emeklilik sisteminin içine alabilmek. Çünkü bireysel emeklilik sistemleri gelişmiş ülke örneklerine baktığınız zaman çok daha önceki yıllarda yapılmaya başlanmış. Bizim ülkemizde 2003 yılından beri uygulana gelen bir sistem. O tarihten bugüne 20 yıllık bir süre geçti. 20 yıllık süre zarfında bireysel emeklilik mevzuatı ile ilgili, bireysel emekliliğin yatırımcılara sunulması ile ilgili değişiklikler de yapıldı yatırımcı lehine. Mesela devlet katkısı bu anlamdaki en radikal ve en göze batan destektir. En göze batan olumlu taraftır. Ve mevzuatın içerisinde yatırımın hem tutarını hem de süresini uzatmayı hedefleyen değişiklikler yıllara sari sürekli olarak yapıldı. 20 yılı doldurmuş durumdayız. Hala almamız gereken çok yol var ama önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah daha fazla da artacak bu. Tasarruf eğilimini artırırken aynı zamanda şirketlerimizin bu fonlar yoluyla yatırım yapılan şirketlerimizin finansman ihtiyacını kendi iç dinamiklerimizden bulması gibi çok olumlu bir yapısal değişiklik de yaratacak. Bireysel emeklilik fonlarına olan ilgi artacak. Artık bizim kanıksanmış yatırımlarımızdan biri olacaktır. Sayfaya devam ettiğimizde bakın aynı zamanda büyüklük bazlı bir sıralama yapılabildiğini de görüyorsunuz burada. Fonların ilk portföy büyüklüğü ile son portföy büyüklüğü burada karşılaştırılıyor. Biz bu karşılaştırmayı farklı periyotlarda da yapabiliriz. İsterseniz bakın burada hemen inceleyelim. Türk halkının geleneksel yatırım aracı altın katılım emeklilik fonunda 52 milyar TL'lik bir büyüklük olarak duruyor arkadaşlar. Bir altın katılım fonu bu. Hemen arkasından yine bir altın emeklilik yatırım fonu geldiğini görüyoruz. Yine 3. sırada bir altın fonu var. 4. sırada yine bir altın fonu var. 5. sırada yine bir altın fonu var. Yani altına olan teveccühün bireysel emeklilik fonlarında da çok bariz bir şekilde tercih edildiğini görüyoruz. Aşağıya doğru devam ettiğimizde karma emeklilik fonları, hisse senedi emeklilik fonları gibi seçenekler var ama altının büyüklük olarak, hacim olarak baktığınızda çok bariz, çok keskin bir farklılığı var. Getiri bazlı ekrana tekrar dönelim. Daha önceki videoda olduğu gibi Excel'e aktarmanın nasıl yapıldığını da görelim. Excel'e aktarmak için sadece butonun üzerine basmanız yeterli arkadaşlar. Hemen sayfamıza geri dönelim. Excel'imizi paylaşalım. Excel'imizi paylaşırken de hemen ekrana getirelim. Daha önceki videodan da hatırlıyorsunuz. Buradaki hücreyi siliyorum çünkü bütünleşik bir hücre. Sayfamızı biraz düzenleyelim. Değişken fonlar, endeks fonlar ve getiriler var burada. Şimdi hemen bunu böyle işaretliyorum arkadaşlar. Sonuna kadar geliyorum. Kaç tane fon varmış onu da bir görelim. Ne demiştik biraz önce? 283 mi demiştik? Evet, 283 tane fon var burada. İşaretliyoruz. Bizim burada fon türlerimiz, fonların kodları, fonların unvanları, getirileri görüyoruz. Daha önce ikinci videoyu paylaşırken filtreleme alanında neye göre filtreleyebileceğimizi, hangi kriterlere göre sıralayabileceğimizi zaten göstermiştim. İsterseniz mesela bir yıllıktan başlayalım. Bir yıllıkta büyükten küçüğe başlayalım. Bir önceki videomu izlediyseniz hatırlayacaksınız. Benim burada renkleri kullanarak yani görselliği kullanarak yapmış olduğum bir sıralama var. Giriş diyorduk, koşullu biçimlendirme diyorduk, renk ölçekleri ve en baştaki rengi seçiyorduk. Şimdi sistem burada ne yaptı arkadaşlar? D kolonu bir aylık performansa göre sıralanmış bir kolon. Bu kolondaki değerleri yeşilden kırmızıya doğru gidecek şekilde Excel'in yardımıyla renklendirdim. Yeşil en yüksek getiri, kırmızı en düşük getiri. Benzer bir disiplini diğer sütunlara da uygulayacağız. Fonların içerisinde fon tipleri değişmiyor. Değişken fon, fon sepeti fonu, endeks fon, hisse senedi fonu gibi. Bir değişken fonlara bir bakalım. Değişken fonlarda performansı en iyi olan fon hangisi olmuş? Biz neye göre sıralamıştık bunu? Bakın H kolonu. Bir yıllığa göre sıraladık. İstersek bunu 3 yıla da sıralarız, 5 yıla da sıralarız. Buradaki tercih size ait. Yani siz hangi döneme odaklanmak istiyorsanız o dönemi filtreleyerek önünüze getirebilirsiniz. Benim buradaki amacım bu Excel'i yaparken merakımı da uyandırmak. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi ikinci olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'nin resmi sitesini inceleyeceğiz. EGM'nin sitesinde hem mevzuatla ilgili merak ettiğimiz konuları nasıl bulabileceğimizi hem de getirileri inceleme konusunda hangi imkanların sunulduğunu göreceğiz. Hemen Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sayfasına geçelim şimdi. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin sayfası burası arkadaşlar. Burada siz emeklilik sistemiyle ilgili olarak mevzuatla ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz. Hem de fonları birbiriyle kıyaslayabilirsiniz. Bakın zaten buraya geldiğiniz zaman BES'e girmek için en iyi 10 neden, bireysel emeklilik nedir, devlet katkısı nedir, hangi özelliklere sahiptir, hesaplama araçları var burada mesela. Emekli olduğunuzda ne kadar para alabilirsiniz, ne kadar maaş bağlanabilir gibi hesaplama araçlarını görebilirsiniz. Otomatik katılımla ilgili çok temel, çok önemli bilgiler var. Mutlaka okumanız gereken bilgiler. OKS'nin ne olduğu, yani otomatik katılım sisteminin ne olduğu, devlet katkısının ne olduğu, OKS ile yani
otomatik katılım sistemi ile bireysel emeklilik sisteminin, yani gönüllü bez sisteminin arasındaki farklar nedir? Bireysel emeklilik sisteminin tarihçesi ne? 2003'ten bu yana ne gibi değişiklikler oldu? Merak ettiğiniz her şeyi burada görebilirsiniz. Fonlar sekmesinde şu anda vakit harcayacağımız, inceleyeceğimiz sayfayı göreceksiniz. Fonlar sayfasında gönüllü bez fonları, otomatik katılım fonları, fon performansının değerlendirme sistemi gibi sistemler var. Fakat biz BES yatırım fonları ve getirileri sayfasına bakacağız. Burada 4 seçenek var. Fon getirileri, fonun künyesi, fon ve karşılaştırma sepetleri, fon kıyas grupları bazında getiriler. Yani burada kıyas gruplarından kasıt ne? Fon türleri bazında getirileri burada inceleyebiliyoruz mesela. İnceleyin diyor. Biz hemen fon kıyas grupları bazında getirilere hemen bakalım. Şimdi karşımıza sayfa geliyor. Burada kriter var. Kriter ne? Başlangıç tarihi, bitiş tarihi. Tam bir sene öncesine gidelim ve 21 Kasım 2022'den bugüne kadar getirileri bir göster diyelim. Sayfamızda çağıralım. Bakın burada yine renklerin kullanıldığı bir grafik karşımıza geliyor. Getirisiyle enflasyonun üzerinde getiri sunan, reel pozitif getiri sunan fonlar yeşille işaretlenmiş. Enflasyonun altında performans göstermiş olan fonlar ise pembe zemin üzerine işaretlenmiştir diyor. Fon gruplarına göre bir sıralama yapılmış zaten. Burada biz şu anda değişken agresif fonları görüyoruz. Değişken agresif fonlar arasında Aksa Hayat Emekliliği'nin OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu %150.80'lik getiriyle, yani seçilen dönemdeki net getirisiyle, 1 yıllık getirisiyle önde geliyor. Onun arkasından hemen Garanti Emekliliği'nin OKS Agresif Değişken Emeklilik Fonu geliyor tekrar. %126.07'lik bir getirisi var. Üçüncü sırada yine bir agresif değişken emeklilik fonu. Çünkü kıyas grubu değişken agresif. Üçüncü sıradaki fonun Anadolu Hayat Emeklilik fonunun %125'lik bir getirisi var mesela. Burada bakın ortada bir ifade var. Diyor ki değişken agresif kıyas grubunda yer alan fonların, yani değişken agresif literatürde yer alan BES fonlarının basit getiri ortalaması bakın %116.70 olmuş. Burada size iki tane kriter sunuyor. Bir tanesi enflasyonu geçti mi geçmedi mi? İkincisi de kendi fon türü içerisinde ortalamanın üstünde mi altında mı? Bakın yukarıdaki fonlar ortalamanın üstünde olmuş. Ortalamanın altında kalan fonlar da burada sıralanmış bakın. Burada çok güzel bir kıyaslama yapılmış bence. Yeri gelmişken mesela bu fonlara detaya nasıl bakabiliriz? Sadece üstüne tıklıyorsunuz. Ripay Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun sayfası geliyor arkadaşlar. Şimdi bu fona bakalım. Neymiş özelliği? 2021'de kurulmuş, halka arz edilmiş bir değişken fon. Ripay Portföy yönetiyor bunu. Fon kodu FJG, faiz içeren bir fonmuş. Gönüllü BES fonuymuş. Yani gönüllü olarak BES yaptırdığınız zaman size sunulabilen fonlardan bir tanesi. Yani OKS katılım sistemine dahil bir fon değil. Bakın risk değeri 3 arkadaşlar. Yani risk değeri 3 ve böyle bir getiri sunmuş. Açıkçası merak ettim, takdir ettim. Yani %126'lık bir getiriyi sunmuş. 3, yani 7 üzerinden 3'lük bir risk alarak. Bakalım burada performansa bakalım. EGM BES endeksi ve TÜFE fon getiri anlamında bakın 526'lık bir değer yakalamış. 14 Haziran 2021'de bu fonun başlangıç noktası 100 kabul edildiğinde şu anda geldiği nokta, yani 20 Kasım 2023'te geldiği nokta 526.73 olmuş. Çok ciddi bir getiri. Hemen aşağıya devam edelim. Yatırım stratejisi nasılmış? Fon portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre yönetilmesi esasına dayanıyormuş. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmiyormuş. Fonun varlık dağılımı piyasa şartlarına göre belirlendiği için bir esneklik taşıyor zaten, bu nedenle değişken fon. Karma'ya bakalım. 21 Kasım 2023 itibariyle portföy dağılımı bakın burada gördüğümüz gibi. Tefas'ta fonların bize sunmuş olduğu portföy dağılım raporları var ya arkadaşlar. O raporlar biten ayın son iş günündeki tabloyu verir. Fakat burada daha güncel bir değer söz konusu. Mesela 21 Kasım 2023 itibariyle bu fonun içerisinde %23.77 ağırlığında bir hisse senedi varmış. Vadeli mevduat %17.32'ymiş. Fon katılma belgesi, yani başka yatırım fonlarından da almış bireysel emeklilik fonu 13.73, özel sektör bonosu 12.74, vadeli işlem nakit teminatları, burada hedge yapılmış, opsiyon kullanılmış ve fonun varlıklarını koruma amaçlı veya fonun varlıklarını büyütme amaçlı bir teminat yapısı kullanılmış vadeli işlemlerde %17.15. Kira sertifikaları 1.76, diğer varlıklarda 13.53'lük bir ağırlık taşıyor. Oldukça çeşitlendirilmiş, dengelenmeye çalışılmış bir portföy yapısı olduğunu görüyoruz. Fonun yönetim gider kesintisi bakın 2.20'ymiş. Fon toplam gider kesintisi oranı en fazla 2.28 olabilir. Onu da burada görüyoruz. Yatırım stratejisindeki bant aralıkları da verilmiş. Bunlar ne ifade ediyor? Ortaklık payları bakın, yurt içi ortaklık payları %0 da olabilir fonda, %100 de olabilir. Değer aralığı çok geniş tutulmuş. Borçlanma araçları fonları 0 ile 80 arasında olabilir döviz bazında.
TL bazında 0 ile 100 arasında olabilir. Ters repo işlemleri en fazla %10 ağırlık taşıyabilir. Mevduat katılma hesapları en fazla %25'ine kadar çıkabilir gibi. Oldukça çeşitlendirilmiş bir varlık dağılım yapısı var. Burada zaten fonun iletişim adresi, telefon, faks bilgileri gibi bilgileri de görebiliyorsunuz. Bakın fonun rating notu da 5. Fon ratingi nedir? Fon ratingi ne işe yarar? Rating esası nasıl kolaylık sağlar? Onunla ilgili bir videom var. Kartlara bırakacağım, onu da izleyebilirsiniz. Saha rating mesela bu fona 5 üzerinden 5 vermiş arkadaşlar. Fonun Sharpe oranına bakıyoruz. 1.18'lik bir Sharpe oranı var. Almış olduğu bir birim riske karşılık 1.18'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya. 7 üzerinden 3 risk puanı almış bir fon bu. Oldukça başarılı buldum ben açıkçası. Bu kadar düşük riskle bunu bize sunabildiği için. Net varlık değeri 449 milyon TL olmuş. Ve birim pay değeri şu anda 0.052619 seviyesinde arkadaşlar. Tekrar Emeklilik Gözetim Merkezi'nin ana sayfasına dönmek istiyorum. Bakın burada mevzuatla ilgili bilgileri alabilirsiniz. Bilgi merkezinde bireysel emeklilikle ilgili raporlar, bireysel emeklilik literatüründe geçen terimlerin ne anlama geldiği, emeklilik şirketlerine nasıl erişilebileceği, bu bilgilerin tamamına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Emeklilik Gözetim Merkezi, videonun başında söyledim. Bireysel emeklilik fonlarının otoritesidir arkadaşlar. Yatırım fonlarının, portföy yönetim şirketlerinin otoritesi nasıl SPK ise, bireysel emeklilik fonlarının otoritesi de emeklilik gözetim merkezidir arkadaşlar. Bireysel emeklilik katılımcılarını koruyan, daha fazla bireysel emeklilik yatırımcısının sisteme girmesini amaçlayan, sisteme giren kişilerin de daha uzun süre sistemde var olmasını, kalmasını amaçlayan bir yapıda bir otorite özelliği gösteriyor emeklilik gözetim merkezi. Videonun başında size ücretsiz olarak fonları filtreleyebileceğiniz, inceleyebileceğiniz, sıralayabileceğiniz, analiz yapabileceğiniz bir siteden bahsetmiştim. İsterseniz şimdi onu paylaşayım arkadaşlar. Ben bu siteye uzun süre önce üye oldum. Bu siteye üye olmak ücretsiz. Yani basit bir e-posta bilgisi vererek üye olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim üyeliğimi, oradaki ismimi falan da görüyorsunuz. Çok basit bir üyelik. E-postanızı veriyorsunuz, telefonunuzu veriyorsunuz. Çok basit bazı bilgilerle sisteme giriyorsunuz ve sonrasında ekranı incelemek çok kolay oluyor. Bakın burada fonbul.plus ifadesini görüyorsunuz. Videolarımı takip ediyorsanız bazı videolarımda fonbul plus'ı kullandığımı göreceksiniz. Yatırım hesabımın bulunduğu şirketin bir armağanı fonbulplus.com. Videolarımda da kullandığım olmuştu. Bu platformda yani bestanaliz.com da yine Finnet'in bir markası, aynı fonbul gibi ve onun ücretsiz versiyonu. O şekilde düşünebilirsiniz. Fon piyasasını, fonun analizlerini, fon karşılaştırmalarını görebilirsiniz. İsterseniz bakın fon piyasasının bir genel görünümüne bakalım. BES fonlarında durum nasılmış? Emeklilik fonlarında mesela bugün portföy değeri 663 milyar TL olmuş. Portföy değişimi 0.91'lik bir artış göstermiş. 35.863.046'lık bir yatırımcı sayısı var. 264 tane fon var arkadaşlar emeklilik fonlarında. Yükselen fonlara bakalım. Kimler yükselmiş? Katılım emeklilik, hayat katılım hisse senedi emeklilik yatırım fonu yükselmiş mesela %2 artmış. Türkiye hayat emekliliğin yine aynı özelliği gösteren hisse senedi emeklilik yatırım fonu 1.84. Anadolu hayatın 1.84. Bereket emekliliğin 1.83. Bereket emekliliğin 1.74'lük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu sayfaya geldiğinizde zaten her zaman günün bir yorumunu da görüyorsunuz. Yani emeklilik fonlarında hangileri düşmüş, hangileri yükselmiş, hangileri değer kaybetmiş gibi. Emeklilik BES gönüllü fonlarında mesela 22.11 itibariyle toplam 264 fondan 260 tanesi yükselmiş. Emeklilik gönüllü fonlarının portföy değeri 663 milyar olmuş. Biraz önce tabloda görmüştük. Buradan bu şekilde bilgileri de okuyabilirsiniz. Hemen altına gelelim bakın. Fon sınıflarında bugün ne olmuş? Yani burada BES gönüllü fonlarda performans nasıl gerçekleşmiş? BES OKS fonlarında nasıl performans gerçekleşmiş? Ona bakabilirsiniz. Gönüllü fonlarda durum ne olmuş mesela? En çok yükselenler biraz önce bizim ifade ettiğimiz fonlar olmuş. En çok hangileri düşmüş mesela? Tarım ve gıda fonu düşmüş. Mesela biraz önce bahsettiğimiz fon düşmüş. 0.06 düşmüş. HDI FIBA emekliliğin borçlanma araçları fonu 0.05 düşmüş gibi. Buradan isterseniz diğer seçeneğe girelim. Burada fon portföy değerleri var. Dağılım yüzdeleri var. Ve bu sitenin site haritası var. Fon analizleri kısmına geldiğimiz zaman aynı fon detay analiz kısmında TEFAS sayfasında olduğu gibi fonu detaylıca inceleme şansına sahipsiniz. Fon karşılaştır alanına geldiğimizde isterseniz bir şey yapalım. Burada bir çalışma yapalım. Şimdi fon kategorisine geliyoruz. Fon kategorisinde bakın burada hem emeklilik BES gönüllü fonları var hem de emeklilik BES OKS fonları var. Diyelim biz gönüllü fonları inceliyoruz ve bizim incelemek istediğimiz fonlar ne olsun? Fon sepeti fonları olsun mesela.
fon sepeti fonları, değişken fonları olsun. Bu değişken fonların içerisinde de biz dengeli değişkenleri ve atak dinamik büyüme değişkenleri izleyelim. Orta riskli değişkenleri izleyelim mesela. Para faces fonlarını çıkartalım, kıymetli madenler fonlarını çıkartalım. Filtreleme yaptık şimdi kendimize göre. Hemen burada tamam diyelim, analizi getir diyelim ve sayfamız bizim değişsin. Biz sayfamızın değiştiğini görüyoruz. Yıllık periyoda göre sıralayalım bunları isterseniz. Bakın yıllık periyoda göre HES fon hep karşımıza çıktı. Aksa Hayat'ın emeklilik hisse senedi emeklilik yatırım fonu %150 getirmiş bakın. Aylık getirisi 5.15 olmuş. Günlük 1.27'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya. HDI FIBA emeklilik ve Hayat'ın Inveo portföy tarafından yönetilen fon sepeti fonu %149'da ikinci sırada ve 2.70'lik bir getiri sunmuş yatırımcıya aylık periyotta baktığımızda. Bu şekilde sıralama, bu şekilde bir filtreleme yapabilirsiniz ve bu filtrelemenin dışında herhangi bir fonu özellikle incelemek istiyorsanız, mesela buradan hangi fonu inceleyelim arkadaşlar? Hem aylık performansla iyi bir getiri göstermiş olsun hem de yıllık performansı iyi olsun. Mesela MetLife emekliliğin, Hayat emekliliğin hisse senedi emeklilik yatırım fonuna bakalım. %131'lik bir yıllık getiri, 5.63'te bir aylık getiri var. Tıkladığımızda zaten aynı fon bu sayfasında olduğu gibi detay sayfaya geliyoruz. Günlük getiri, hafta başından itibaren, ay başından itibaren, yıl başından itibaren fonun performans grafiğini görüyorsunuz. Onun dışında fonun künyesine bakmak isterseniz Deniz Portföyü tarafından yönetildiğini, 2009 yılında kurulduğunu, halka arzının 18 Kasım 2009'da gerçekleştiğini, fonun yönetim bilgilerini ve fonun strateji bilgilerini görebiliyorsunuz. Hemen okuyalım. Portföyünün en az %80'ini devamlı olarak yerli şirketlerin borsalarda işlem gören paylarına yatırmak ve bir sermaye kazancı elde etmeyi hedefliyor. Fon portföyünün tamamının sürekli olarak ortaklık paylarına yatırılması esas olmakla birlikte, diyor ki ben hisse senedi fonlarına tamamını yatırabilirim ama ben olası bir nakit ihtiyacı gereğince ters repo dahil TL kamu cinsi borçlanma araçları, özel sektör borçlanma araçları, takas bank ve yurt içi organize piyasa işlemlerini de yapabilirim ama bu en fazla %20 oranında olur diyor. Yani siz burada neyi anlayacaksınız arkadaşlar? Bir hisse senedi fonu bu. Hisse senedi emeklilik fonu. En az %80 hisse senedi olacak bunda. Ve %20'ye kadar, %20'yi aşmayacak kadar likit varlıklar, yani para piyasası fonları, takas bank para piyasası fonları gibi gibi kısa vadeli seçenekler bulundurulabilecek. Burada fon fiyatlarının, fonun fiyatlarının günlük bazda nereden nereye geldiğini de görebilirsiniz. Haberler kısmında fonla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve grafik kısmına geldiğinizde bakın burada bir sizi pasta grafik karşılıyor. Bu pasta grafikte 92.78'lik bir şu anda hisse senedi ağırlığı olduğunu görüyoruz. Girişim sermayesi fonları 1.32, yatırım fonları 0.95 ve 4.76'lık bir banka bonosu ağırlığı var. Buradaki grafiğe geldiğiniz zaman bakın burada üstte ve altta iki tane imleç beliriyor. Yuvarlak ve üçgen olmak kaydıyla bunları sağa sola kaydırarak o günkü tarih itibariyle fonun içerisinde hangi varlıkların hangi oranda yer aldığını görebiliyorsunuz. Bakın buraya ben kaydırdığımda rakamlar sürekli olarak değişiyor. 91, 89, 96. Siz burada hisse ağırlığının nasıl değişkenlik gösterdiğini buradan takip etme şansına sahipsiniz. Tedavüldeki pay oranı %2.2 gibi. Bakın satılabilir pay oranı 97.72 seviyesinde. Fonun satılabilir pay oranı oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi burada fon tarih aralığında iki tane getiriyi de özellikle kıyaslayabilirsiniz. Hem veriyi güncelleyebilirsiniz. Yani başlangıç tarihini atıyorum 2 Ağustos diyelim ve 22 Kasım'a kadar biz burada analizi getirdiğimiz zaman o iki tarih arasındaki fiyat farklılığında nasıl bir performans gösterdiğini görürsünüz. Bakın 2 Ağustos'ta 22 Kasım arasında en çok getiri sağlayan fon hangisi olmuş diye baktığımızda bakın MetLife'ın fonu olmuş. Hemen arkasından HDI FIBA emeklilik Inveo portföy fon sepeti fonu olmuş gibi gibi. Yani bu şekilde fonları filtreleyebilirsiniz. Burada bakın bir alan daha var, gördünüz mü? Bu alana diyelim ki siz bu fonların içerisinde sadece Aksa Hayat'a ait olanları görmek istiyorsunuz. Aksa Hayat yazdığınız zaman, enterladığınız zaman bakın Aksa Hayatlar geldi karşımıza, gördünüz mü? Yani bu şekilde de bir filtreleme yapabiliyorsunuz.
Bu ekranı o anlamda ben seviyorum açıkçası. Şimdi burada grafikler kısmına geldiğimizde eğer teknik analize bir ilginiz varsa teknik analiz yapabiliyorsunuz. BES rehberi kısmına geldiğinizde ise bireysel emeklilik mevzuatı ile ilgili, gönüllü BES ile ilgili, OKS ile ilgili bütün bilgilerinize, burada merak ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Burada yazarlar kısmında da Zeynep Candan Aktaş bireysel emeklilik konusuna gerçekten kendini adamış. Gerçekten tanımaktan da büyük keyif aldığım, çok saygı duyduğum bir insan. Para dergisinde yazılarını takip edebilirsiniz. Onun dışında bireysel emeklilik mevzuatı ile ilgili olarak kaleme aldığı blogunu takip edebilirsiniz. Çok değerli yazılar var. Linkini paylaşacağım. Zeynep Candan Aktaş bu anlamda gerçekten bireysel emeklilik sisteminin, mevzuatının bir emekçisi. Kendisine buradan selam yolluyorum. Aynı şekilde Ayşegül Güngör'ün de Finnet'in bu sayfasının yani bestanalyst.com sayfasının yazarlarından biri olduğunu görüyoruz. Biraz daha aşağı indiğimizde sevgili hocamız Aysel Gündoğdu'nun da burada olduğunu görüyoruz. Temel analizmi, teknik analizmi, riski memnu gibi çok güzel yazıları var. Aysel Hoca'nın özellikle temel analiz, teknik analiz, hisse senedi yatırımı, hisse senedi yatırımının püf noktaları, uzun vadeli hisse senedi yatırımı nasıl yapılır, şirketler nasıl incelenir konularında çok önemli emekleri var. Kendisini de takip etmenizi açıkçası öneriyorum. Yani buradan çok önemli bilgiler edinebilirsiniz. Bakın Evren Bolgün de var burada. Çok değerli bir hocamız. Begüm Nur Alkış, Bahar Taymaz gibi çok değerli kalemler var. Okumanızı tavsiye ederim buradaki yazıları. Burada zaten Finnet'le ilgili bilgiler verilmiş. Ürünlerin ne olduğu, referansların ne olduğu, kimler tarafından kullanıldığı. Benim bu sayfada hoşuma giden şey fon analizi yaparken getirileri görebiliyorsunuz. Birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Filtreleme yapabiliyorsunuz. Fon aradığınız zaman burada özellikle fonun kodunu buraya girdiğinizde istediğiniz fon karşınıza çıkıyor ve orada detaylı bir inceleme şansına sahipsiniz. Fon piyasasının genel görünümünü görme şansınız var. Ücretsiz bir ekran olması nedeniyle gönül rahatıyla sizinle paylaşıyorum. İsterseniz burayı açtığınızda bakın herhangi bir filtreleme yapmadan bütün fonların zaten burada listelenmiş olduğunu da görüyorsunuz. Buradan herhangi bir tanesini seçerek de direkt o fonun sayfasına geçebiliyorsunuz ve onu incelemeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videoda bireysel emeklilikle ilgili TEFAS'ı kullanarak, EGM'nin sayfasını kullanarak ve bestanaliz.com sayfasını kullanarak neler yapabiliriz? Bunları anlatmaya çalıştım. TEFAS fon inceleme ile TEFAS ekranındaki bireysel emeklilik fonu inceleme arasında hiç fark yok. Arayüz aynı, seçenekler aynı. Orada geliştirilmesi gereken şey bence, tekrar ifade edeyim, risk bazlı bir filtreleme yapılması gerekiyor TEFAS ekranında. Hem yatırım fonları tarafında hem de bireysel emeklilik yatırım fonları tarafında TEFAS'ın orada bu geliştirmeyi yapmasını bekliyoruz açıkçası. Bireysel emeklilikle ilgili olarak bireysel emeklilik sisteminin otoritesi emeklilik gözetim merkezi arkadaşlar. Emeklilik gözetim merkezinin ekranından da fon kıyas grupları bazında nasıl filtreleme yapılır, enflasyon kriterine göre nasıl fon incelenir, fonun detaylarına üzerine tıklayarak nasıl gidebiliriz, fonun yatırım ufkuna, risk değerine, bu sayfalardan nasıl ulaşabiliriz onun hepsini gördük. Fon profiline bakmak istediğiniz ücretsiz uygulamalardan bir tanesi de bestanaliz.com. Finnet tabanına dayanıyor. Fonbulplus.com gibi ücretli bir uygulama değil. Ücretsiz bir uygulamayla basit bir e-posta kaydı, bir cep telefonu, SMS, güvenlik kontrolleri gibi basitçe üye olabilirsiniz. Ben ekranı açıkçası yoğunlukla kullanıyorum ve beğeniyorum. Çünkü kıyaslama tarafında size oldukça detaylı veriler sunan, güncel veriler sunabilen oldukça güzel bir ekran. TEFAS'la beraber, Emeklilik Gözetim Merkezi'yle beraber bestanaliz.com'u da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu videoda özellikle Excel kısmını çok uzun tutmadım. Çünkü bir önceki videoda uzun uzun anlatmıştım. Burada hem sizi Emeklilik Gözetim Merkezi ekranıyla tanıştırmak istedim. Hem bestanaliz.com ekranıyla tanıştırmak istedim. Hem de TEFAS'ta geliştirilmesi gereken bir alanı nacizane işaret etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydasını görürsünüz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.